Merhabalar, 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 merhabalar. Baştan görmüş olduğunuz üzere GTA Vice City 2 mi acaba dedirten bir GTA Vice City edisyonuyla, daha doğrusu bir mod paketi ile karşınızdayız. Yaklaşık bu mod paketi şimdi gerçi anlatacak. Şuradan new game yapalım. Mevzuyu da anlatacak zaten. Bayağı büyük bir mod paketi. After the events of 1986, the Vice sonra City Vice Court sonra accuses Tommy Vercetti of fraud, Vice City drug Mahkemesi trafficking, Tommy money laundering, Vercetti'yi işte contract killings, ıvır zıvırdan international suçlu military buldu. conflicts, and worst of all, tax evasion. The judge finds Tommy guilty and issues a warrant for his Mahkeme arrest. Tommy'yi suçlu buldu Vercetti ve manages to tutuklanmasına escape karar to verildi. another city and hide for some time, abandoning all his property and Vercetti biraz money, kaçıp and başka bir also şehre breaking off all contacts with friends and saklanabildi business bu sürede. partners. During Ama this time, bütün his işte lawyer and good malikanesi, friend tuttukları Ken paraları, Rosenberg ıvırları, manages to bağlantıları, get Tommy ıvırları Vercetti durumları hepsi acquitted. gitti. The Ken charges Özelmek were kendisi dropped, yardım but all etmiş. property, including real estate and Cezamız businesses, were ödenmiş ama diyor confiscated. bütün mülkümüz, After about ıvırımız, zıvırımız 6 months, gitmiş. Tommy returns back to Vice City to 6 ay reclaim what sonra belongs to Tommy him. Vice City'ye tekrar dönüyor. Kendine ait olan şeyleri tekrardan almak için diyor. Senaryomuz bu şekilde. Havalimanında başlıyoruz yine fix. Ama gördüğünüz gibi daha farklı mevzular, dünyalar. Vice City zaten oynadıysanız senaryosunu biliyorsunuzdur, bitirdiyseniz eğer. Bu da Vice City bittikten sonra başlayan bir senaryoyu anlatıyor aslında bize. Ben şu sesi biraz daha kısacağım. Seste bir gereksiz fazlalık var. Heh. Şu şekil. Evet. Merhabalar, merhabalar. Welcome to the Vice City Big Mission Pack. Vice City Big Nice to Mission see you Pack'e hoş here. geldin. I'm Seni the author görmek of this güzel. mod. Ben bu Would you modun like a little yapımcısıyım. tour of my mod? It's free. Moduma biraz göz atmak ister misin? Tamamen ücretsiz diyor. Great. Atalım. We can get started. But Evet, we need something. başlayabiliriz ama önce bir şeye ihtiyacımız var dedi. Acaba ihtiyacımız olan şey ne? Tabii ki de bir araba. Hızlı bir araba hem de. Hadi gel. 60 FPS şu an kayıtta daha güzel gözüksün diye frame lock'u kapattım. Frame lock kapanınca da eski GTA oyunlarında, bilgisayar portlarında oyun biraz sapıtabiliyor. Ona göre frame'i geri 25'e sabitlemek zorunda kalabiliriz zaman zaman. Şu an 60'ta. Modum 100'den fazla ana görev içeriyor. 10 yan görev, 18 yarış, 12 checkpoint bilmem neleri. 9 tane elde edilebilir iş. 5 tane law enforcement yani kolluk kuvvetleri görevleri. Bütün barlar, işte eczaneler, ıvırlar zıvırlar açık ayrıca diyor. 15 tane yeni ev eklemiş alınabilecek. İşte kayıt yapabilirsin diyor. Silahını ve paranı saklayabilirsin diyor. Bir de satisfy your hunger yani açlığını yatıştırabilirsin. Alınabilecek bütün evleri işaretlemek için diyor. Onunla ilgili seçeneği olan tuşu işaret ediyor şeyden, cellphone'dan. Yani telefonumuzdan. Telefonumuz var. Ayrıca bir fullness sistemi ekledim. Tommy will begin to lose health. You can satisfy your hunger in any diner, bar or cafe. If Tommy is full, his health will slowly regenerate. Bir de açtık, fullness dedi, açtık şeyi eklemiş. Tommy diyor, tok olduğunda diyor, canı diyor, zamanla diyor şey yapıyor, rejenere oluyor yani yenileniyor. Aç kaldığında da muhtemelen düşüyor falan filan, işte ıvır zıvır yerlere de yenileyebilirsin dedi. Burası da farmasi yani eczane. Çeşitli bufflar veren yani ekstra özellikler veren şeyler alabiliyorsun dedi. Ayrıca first aid kit alabiliyorsun. Ayrıca envanterimiz var. Şu anda ondan bahsediyor. Kamera tuşuna basınca araba dışındayken. First aid kit'i anlatıyor. O da az önce zaten farmasiden alabileceğimizi söyledi. First aid kit oyunlarda bildiğiniz üzere sağlığımızı yenilemeye yarıyor. GTA'larda genelde sağlıkla ilgili sorunlar yaşıyoruz görevleri yaparken. O yüzden güzel bir özellik olmuş diyebiliriz. To get permanent buffs, you can visit the accessory shop.
Sonsuz bufflar almak için diyor. Aksesuar dükkanlarını ziyaret edebilirsin diyor. Ayrıca diyor kıyafetler de verir. Bunlar permanent... Ha, şimdi anlatıyorum. Aldın... Tamam, bir sessiz olsa... Susun diyor, çok merak konuşmaya. Aksesuarlar diyor permanent, yani sonsuz. Aldığın zaman sürekli bizde duruyor. Ölsek de, tutuklansak da, burada zıvırda her zaman bizde duruyor. Ama diyor farmasiden aldığımız şeylerle ya da şu kıyafet değiştirdiğimiz sürece bize gelen bufflar yakalandığımızda, öldüğümüzde ya da kıyafet değiştirdiğimizde bizden gidiyor. Mesela şurada hemen deneyebiliriz. Clothing shop, street outfit, bu zaten üstümüzde olan. You are already wearing this outfit. Zaten diyor bu outfit'i, yani takımı giyiyorsun. Default clothes, no effects. Herhangi bir olay olmayan dümdüz kıyafetler. Burada bir sorry outfit var. Extend pills effects duration. Yani pills dedi, hapların süresini arttırıyor. Etki süresini arttıran bir şey bu. Active pill effect limiti de +2 yapıyor. Bu da herhalde +2 dedi, şu an standardı kaç bilmiyorum. 2 tane daha aktif pill, yani ilaç, yani hap etkisi verebiliyor. Bu onun limitini arttırmaya yarıyormuş. 20.000 dolar es verip bunu alabiliyoruz. Bir de casual outfit var. Bu da maksimum armorumuza +40 veriyor. Yani 100 iken armorumuz 140 olacak bunu aldığımızda. Armor pack slot limit +2 diyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Armor pack armor +15 diyor. Bunu bilmiyorum dediğim gibi. Bir de Frankie outfit var. %25 ihtimalle diyor. Mermilerden kaçınabilirsiniz. Assault rifles max ammo magazines +2. Bu da assault rifle'ların, yani işte M4'tür, Sten'dir. Kruger. Kruger'dır, M4'tür. Bu tip silahların diyor şarjör kapasitesini +2 arttırmış. 30'sa 32 olmuş falan. Bunlar böyle. Nasıl kapatıyoruz bunu? Exit, enter, exit. Tamam. Şimdi ammunition'a, yani silah dükkanlarına gideceğiz. Tabii ki de GTA'ların vazgeçilmez bayisi olan ammunition. Her sokağa bir ammunition. Geldik, bakalım ne alacak. Ammunition'a ek olarak illegal silah satıcıları ekledim. Tabanca ikonuyla görüşecekler haritada, gözükecekler. Onların diyor arsenal, yani silah kapasitesi daha düşük olmasına rağmen daha ucuza satıyorlar ammunition'dan. İki çeşit silah var ama daha ucuza satıyorlar ammunition'a göre diyor. Getirdi bize geri evimizin önüne. Burası asıl evimiz. Bu seni geçiriyorum. Herhangi bir sorun varsa diyor modla ilgili aşağıda gördüğünüz Gmail'den, e-posta adresinden bana ulaşabilirsin. Dedi ve buf, yok oldu. Marker'a git ve bir sonraki görevi başlat diyor. Marker'da işaretçi işte. 10.000 tutorial past görev aldık. Şimdi bir kayıt alalım şurada seriden. Override yapalım. Güzel. Şimdi ilk görevimize girelim, bakalım neymiş ilk görevimiz. The true owner. Gerçek sahibi. Ya da gerçek sahip. Tekrardan hoş geldin Versetti. Seni burada tekrar görmekten memnunuz. Ben Artie. Sana yardımcı olacağım. Ne oldu benim önceki mülküme? Sen yokken işte yargıçlar vesaire bunu şey yaptı. Başkanı verdi. Forelli ailesine verdi. Forelli mi? Söyledikten sonra diyor senin şeyini, onların adamlarının şeyi arttı. Bütün polisleri diyor rüşvet verdiler. Bir şey yaptılar. Biz bir kere dedik bir araç çağır, birkaç tane de Elif çağır da bunlara basalım. Yok edelim. Malikanemizi geri alalım. Ha, burada bir tane armor'la hani silahı verdi. Aksiyona gidiyoruz. Ayağı. Hadi bakalım. Keşke arabadayken de sağ sola hareket edebilsek. Ice Cream Factory, yani dondurmacı dükkanına gideceğiz. Bildiğiniz gibi dondurmacının orada beyaz toz satıyorduk. Eskilerin. Dondurma adı altında, kisvesi altında. Oraya yargıçlar ben gittikten sonra şey yapmışlar.
Boşa mı çıkarmışlar, ne yapmış orayı tam anlamadım, kaçırdım orayı. Forelli'nin adamları almış. Forelli'nin adamları da biraz şehirde ben gittikten sonra nüfus sahibi olmuşlar. Polislere, şeriflere, yani amirlere bahşiş vere vere, rüşvet vere vere, bahşiş değil rüşvet. Rüşvet vere vere yolsuzluğa sebep olmuşlar ve biraz nüfuzunu arttırmışlar. Şimdi onların nüfuzunu indirmenin vakti geldi. Hey you two, who owns this factory? None of your business. Get out of here. Buranın sahibi kim lan dedi şunlara. Onlar da o senin iyi yanına sanırım dedi. Biz de onu açlamanın başka yolunu buluruz o zaman biz dedik ki girdik mevzuya. Abi ya sıktım. Dışarıda bir şey oluyor. Adamlar abla çık dışarı bak oradan ne varmış dedi. Fena atış altındayız. Acayip bir atış altındayız. Bir tane fazladan sıktık. Tabancayı alalım, tabanca iyidir. Bir de revolver'la sıkıyor, şerefsize bak sen. Lan niye ölmüyorsun? Eşe gerek. Patlattık bombayı da. Pardon bro. Lan şu silahları alsana. Çıldırtacak beni ha. Nerede üstteki adam? Gel gel gel. Şişek seni. Kruger. Ne yapacağız? Dışarıdaki yeri de indirmemiz gerekecek. Bu ne lan? Herifler... Hareketlere bak sen, hareketlere lavuklardaki ya. Ne yapıyorsunuz lan burada? Vice City'nin kralı geri döndü. Yani ben dedi. Şimdi ne yapacağız? Pick up flamethrower and set the mafia ones on fire. Nerede flamethrower? Lav silahını al ve araçları yak dedi ama lav silahı... Hah gördüm. Silahını bulamadık derken yukarıda ikinci kattaymış. Şimdi yakacağız bunları. Bir tane fıstasak yeter mi acaba? Sanırım yetecek. Ana ofise git ve senin olanı al dedi. Nerede ana ofis? Aşağıda mı kaldı? Yes, dondurma fabrikasına sahip oldun diyor artık. Bu aset her 48 saatte bir sana para getirecek diyor. İşlemi diyor bankaya gidip görebilirsin. Banka müdürü de diyor, banka görevlisi de bununla ilgili sana bilgi verecek telefonunda, telefonu kullanarak. Senin diyor bu mülkün zamandan zamana saldırı yiyebilir. Koruman lazım yoksa diyor gelirin olmaz, gelmez. You now have a profitable business to increase income, complete several jobs market with a phone icon on the radar. Diyor ki profit yani karını arttırmak için artık diyor bir asete sahip oldun. Karını arttırmak için diyor oradaki diyor çeşitli görevleri yapabilirsin görevindeki. Onlar da diyor radarında telefon konuyla gözükecektir. Aynı burada olduğu gibi bakalım görevimiz neymiş. Ice cream fabrikası birinci görev. Çok fazla uyuşturucu satıcısı var bu arada. Kendi müşterimizi bulmamız zor oluyor. Birkaç tane eleman al da olayı çöz. Şeyi kullanabilirsin benim şeyi, van'ı. Minibüsü. There are too many drug dealers around, deal with them. Okay. İnip bunların şeylerini alsam olur mu? 9 saniyede gelirim ya, sıkıntı yok. Biraz para toplayayım dedim, fena mı ettim? Burayı da hallettik. Aa, mesela bunlar kritik, bunlar
Ara sokağa girmiş bu. Bakın beyler. Hallettik bunları da. Diğerleri arkada. Oo, zamanımız var bir de. Zamana hiç bakmamıştım. Pardon. Bunları ezdik, bunları da böyle indirdik. Zaten sınırsız uzi vermiş. Arkada da iki tane var. Biraz da ileride var. Şunları da bir ezelim. Rekabeti sevmiyoruz. İkisini de ezdik mi? Güzel. Patronlarını söyleyin de buradan çekin gidin. Dedi bizim Tommy. Evet. Güzel. Fabrikanın arkasına park ettirdi kamyonu. Ameliyatı, minibüsü, neyse. İyi işte baylar. 7000 dolar es aldık. Business'ın diyor revenue'su, yani geliri cirosu 3500'e yükseldi. Acaba kaçtı? Şimdi ön tarafa nasıl hızlı gidebiliriz? Dolanacağız sanırım. Burası nereye gidiyor acaba? Why is the big mission pack by Axirion text edited by English Ben tested by Vırt mod yapımcıları ve editörlerini gösterdi. Inventory mantığı şu. Inventory mantığını da size göstereyim. Kamera tuşuna basıyoruz. Aşağı yukarı nasıl gidiyoruz? Süsse? Telefonu açtım. Tamam. Burada telefonda banka hesabımızı kontrol edebiliyoruz. Ekipman söyleyebiliyoruz. Yanlışlıkla şey yaptım tabii. El Banco Corrupto Grande. Your bank account balance is shown on your phone display. Thank you for calling. 15 binmiş. Tamam. Kapatma nasıl? Enter'dır. Aynen. Envanter nasıl gidiyoruz? Kamera tuşuyla açıyoruz ya. Kamera tuşuyla devam ediyoruz. Mesela loot box'ımızı açalım. Mekon ve 60 tane mermisi çıktı. Armor paketi çıktı. Ve money çıktı. Armor paketi nerede? Burada. Onu da... Kullanması biraz uyuz. Armor paketini açtım. 40. Armor paketi de bu. First aid kit'in yandan yemişi gibi. First aid kit'in armor hali diye düşünebiliriz. Diyordum ben de ne bu diye. Onu da öğrenmiş olduk bu şekilde. Yalnız çok çabuk yoruluyoruz. Şurada el bombası var. Onu da alalım. Çok çabuk yoruluyoruz. Onun icabına biraz bakmak lazım. Çünkü tabanvay GTA oyunlarında şeydir. O gerçi benim şeyle de alakalı olabilir. Frame şeyle de alakası olabilir. Şimdi onu ben bir şey yapsam. Şunu açsam. Frame limiter'ı. Gördüğünüz gibi oyun kasıyor gibi oluyor. Halbuki eski GTA'lar bu şekilde oynanıyordu. Teknik bazı yetersizliklerden ötürü. Burada biraz satır bulduk. Tamam. Eski GTA eskide kalsın diyerek. Biz şunu tekrar normale çevirelim. Şu an için gerek yok. Bazı görevlerde bu frame limiter'ı açmamız gerekebilir maalesef. Çünkü oyun dediğim gibi 24 FPS'e 23 FPS'e göre yapılıyor sonuçta. Bir görev daha yapalım Ice Cream Factory'de, ondan sonra bu videoyu da noktalayalım. Hadi bakalım neymiş görevimiz. Dondurma fabrikası 2. bölüm. Sorunumuz var. Little Havana'daki polis şerifi değişti. Uyuşturucu trafiğiyle şeyle aktif çalışıyor. Malları, bizim malları diyor, uyuşturman lazım o şeye başlamadan. Gelmeden diyor denetime. Bagger Shanty'de Destroy Bagger Through the Factory. Okey. Şuna bindik. Niye FPS'imiz böyle bir düştü gibi oldu? Polisler geliyor 2 dakikaya. Lan ne yapıyoruz biz, ben anlamadım.
Ha, okey, tamam. Bu kadar şeyi biz nasıl yapacağız ki bu kadar zamanda? Neyse, deneyelim bakalım. Vardır her şeyin bir yöntemi. Şu kamerayı çevirememe işi biraz uyuz. Uyuz bir iş. En azından onu getirseydi acaba nasıl olur diye düşünmeden edemedim. Oynarken. Onu biz kendimize gerçi manaya sonradan ekleyebiliriz. Baktık çok rahatsız ederse ekleriz, sıkıntı yok. Freecam özelliğinden bahsediyorum. Definitive Edition'daki mesela en güzel özellik oydu bence. Kamerayı istediğimiz yöne hareket ettirebilme araçtayken. Bunlar diyor bizim bebeklerimizi yok etmek mi istiyor? Yok ettirmeyiz Brom. Sana sakin olsana. F5 tutamadık. Bu sefer olacak hissediyorum. Şu arkamızdaki salak şey olmasa. Hız aldık geldik. Çıktık. Cherry Popper'lar semtteki en güzel ice cream'ler. Dondurmaları satıyor. Aa, bomba kullan diyor geri kalan şeyler için. Kutular için. Böyle. Anlaşıldı. Lan biz de hasar aldık. 4 HP'miz gitti. Testere olayı nedir? Testereyle de galiba girişeceğiz bir yerden sonra. Aynen. Chainsaw kutuları kesmek için harikadır. Şunları da indirelim. Şuraya tabii ki de bombayla deneyeceğiz. Lan. Nereye gitti? Bomba. Atamadık. Çok attık. Yes. 12.000 hallettik. Hatta bir bölüm daha oynayabiliriz. Bu biraz kısaydı çünkü kısa sürdü. Business Revenue'muz kaça çıkmış onu da söylemişti orada. 6.000'e yükselmiş. O bayağı iyi yükseliyor ha. Galiba zaten bu görev son görev. Dondurma fabrikası ile ilgili. Buradan düşsek ölür müyüz? Ülkenin üstüne düşsek. Allah'ım biraz canımız gitti ama neyse. Bakalım. Business diyorum ya. Ice Cream Faktörü'nün de son görevini bu şekilde yapmış olalım. Bakalım neymiş. Ice Cream Fabrikası bölüm 3. Yeni diyor amir bizi germeye devam ediyor. Daha diyor yeni şeyler tedarik zinciri oluşturmadık. Kübalılar diyor ihtiyacımız olan şeyi bize sağlayacaklardır. You need some ingredients for new ice cream recipe. You must have what you need. Yeni diyor mal için malzeme lazım. Kübalarda diyor aradığın şey vardır. Hocam direkt selamünaleyküm deseydik diyor. Lan nereye gitti? Oo, as. Mission failed, wasted. Bütün paramız gitti. Allah kahretsin. Ne kadar geldi? 50 bin geldi. After discharge, part of your weapon will be stored next to the hospital building. Don't forget them pick it up. Bir kısmı ama. Paramın da bir kısmını verdi. Sağ olsun. Görevden kazandığımız bütün para gitti. Food, you are full. Grab a snack, okay. Health pill, armor pill. Bulletproof. Ne kadar? 36 dakika mı o, saniye mi? Dakikadır.
Güzel, neyse tamam, boş ver. Yaparız biz bu görevi. Bir daha fail atmayız. Aa, bayağı mermim gitmiş. Şerefsiz ya. Oyun gerçekten çok insafsız. Neyse, bir daha deneyelim. Lan ne yapıyorsunuz burada? Bunları yaksam acaba dedim, bir tık oradan mermi gelir mi? Onlardan pala geldi. Göreve girsem. Ya, polisten kurtuluyor mu? Yalnız inşallah polisten kurtarır bizi. Görev geçebiliriz. Katsı yine. Kübalara bir daha bir uğrayalım bakalım. Şuradaki polis istasyonuna bir gidelim. SWAT aracı var mı acaba? Yokmuş. En azından pompalı mermisi alırız belki 3-5. Polis araçlarına bildiğiniz gibi girdiğiniz zaman Vice'de pompalı mermisi veriyor. Shotgun veriyor. Shotgun'ımız yoksa shotgun veriyor. Varsa da mermi veriyor. Şurada bir adet de çita olması lazım. O da bize MP5 mermisi sağlıyor olması lazım. Yamulmuyor isem. Yamulmuşuz. Olsun. En azından bu arabayı alalım. Çok hızlı bir araçtır. Fazlasıyla yardımcı olacaktır. Orada Kübalları direkt ezeriz. Önümüzdekileri. Diğer dönemde bakarız çaresine ya. As. Neyse, hallettik. Öldün mü lan? Yani silah. Ya adi oyun. Sen tam bir adisin ama ya. Kafadan yedi o. Şunlar bizi gerer mi? Bu nedir ya? Kafalara attık vallahi. Şunları bizi vurur mu ya? Dallamalar. Ulan yok ediyoruz da bir mermi de verin diyecektim. Vermiş bir tane biraz. Kaç mermi geldi oradan? 30. Güzel. Yeni Omega 5. Paketlerden birini aldık. 4 tane kaldı diyor. Lan! Sakın düşmeyelim ha. Aman gözünün yağını yiyeyim. Şimdi geri kalanlarına gidelim bakalım. Şurayı kullanabiliriz. Şurada bir tane dealer var. O dealer'a da bir uğrayalım. Bizim mod yapımcısının bahsettiği illegal dealer. Are you a cop? I don't know anything. Sorry. Polis misin? Hiçbir şey bilmiyorum. Değiliz, değiliz. Rahat ol. Tech9 var. Mekon var. Tabi shotgun şu kısa olan hiç sevmem. MP5 var. Ruger var. Ruger'ın mermisi pahalı mı? Gerçi normal ya, alabiliriz bunu. Tamam, Ruger versene bana. Nasıl veriyorsun? Sell crouch. Sell ne demek ya? Buy ammo forward. Ya nasıl tuşlar yaptınız abi? Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Armor var mı sende? Molotov var. Armor pack. Red bandage. Ha, ticaret yapabiliyoruz. Sell diyor. Sell crouch. Confirm. Anlamadım lan. Alamıyor muyuz? Confirm sprint. Aldık. Tamam. Red bandage. Cubans become neutral to you. Aa, çok güzel. Kübalılar bize saldırmıyor bunu alırsak. Voodoo dolu alırsak da Haitililer saldırmıyor. Bizim şimdi Kübalılarla değil mi işimiz? Bunu alabiliriz. 12.000 çokmuş ya. Neyse. Boş ver. Tamam, yeterli. Eyvallah, sağ ol. Eyvallah, sağ ol. O ne? Ya bu hıyarlar şeyde. Damage it to make it stop but don't destroy it. Okay. Tam bizim işimiz. Hasar ver ama patlatma diyor. Çünkü şeydeymiş. Trunktaymış. Bagajdaymış yani. Yalnız bir SMG'miz olsaymış iyiymiş aslında. Lan diğerim bindi. Çok güzel oldu. Hatta şu silah da çok iyi oldu. Hatta bu da çok iyi oldu. Nasıl alacağız? Hold del or RMB to open trunk. Dele basıltıp da diyor şeyi al diyor. Paketi al diyor. Paketi aldık, güzel. Şimdi şu kırmızıyı da bir çözelim. Ne ayak, bomboş. Bu ne? Teleport artı 2. Allah Allah.
Ha bu dümdüz, tamam. Allah kahretsin ya, dümdüz olur mu? Dümdüz olur mu hiç? Şöyle Kruger'la tek atmış açıyorum ki mermilerim boşa gitmesin fazla. Lan. Biri vurmuyor, iyi mi? Heh. Başka var mı? Eşek. Yok, bundan mermi aldık. Tamam. Devam edelim. Ben de diyorum ne güzel. Hiçbir şey yok. Bedava aldık malı gidiyoruz. Yedirler mi adama? Sattırırlar mı? One of these Cuban must have orange package. Bir tanesinde diyor. Olması lazım diyor şeyin. Turuncu paketin. Oo, hepsini öldür diyor. Lan oraya nasıl gideceğiz? Bunları bize harcamadan indirmemiz lazım bizim bunları. Tık 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 tık. Nereden sıkıyor lan? Bunları atabiliyor muyuz? Tek atabiliyoruz. Neyse, o kadarına gitmedi. Çok iyi. Şurada var bir tane. Ne oldu lan? Araba geldi. Nereye geldi araba? Aha, bulduk paketi. Biz gene hepsini indirelim ki şu şeyleri alalım. Mermi alalım. Mermi çok önemli belli ki. Ha belli bir kapasitenin üzerindekini alamıyoruz mermiyi. Tamam, doğru. Okey, buradaki işimiz de bitti. Aracımız duruyorsa eğer, umarım. Ha, güzel. Son yeşil paketi almaya gideceğiz şimdi. Onu da aldıktan sonra görevimiz bitiyor diye umuyorum. Başka bir arıza çıkmasa eğer. Son görevimize geldik. Yukarı gösteriyor. Nerede lan? Nasıl alacağız onu? Oh. Tamam. Güm, güm. Kafaya tutursak teki yiyorlar. Mister gibi. Uğraşmıyoruz hiç. Nereden sıkıyor lan? Eşek gibi yapma. Pompalı olmasın. Lan nereden sıkıyorsun? Eşek. Salak herif. Geldik. Şurada var mı? O ne? Onu da indirdik. Başka? Onu da indirdik. Başka var mı? Şurada var bir tane. Gidecek. Tak, onu da indirdik. Güzel oldu. Oh, armor bulduk. Çok iyi oldu. Tamam. Geçiyorum karşıya. Sniper bulduk. Sniper bize kullandırır. Son paketi aldık. Hepsini aldın diyor. Şimdi onları geri götür. Tabii ki de. Dönerken muhtemelen bize ateş saçanlar olacaktır diye düşünüyorum. Okey. Klasik GTA Vice'deki mekaniği anlatıyor bize aslında. Buradan inmenin başka mantıklı yolu yok sanırım. Bir 5 armamızı burada feda ettik. Oradan çıkamayacağız. Bunlar peki bunu nasıl sokmuş? Ha, çıktık. Bize sıkar mı bunlar? Sıkmadılar, güzel. Ingredientları, yani malzemeleri getirdik. Ve bunu da bu şekilde halletmiş olduk.
iş yerinin gelirinde 8500 dolar seviyelerine yapmış olduk. Bütün diyor işlemleri tamamladım, burayla ilgili diyor. Bu kadar. Şimdi diyor şehirde bunlar dolamaya başlayacak diyor. Bizim ice cream makinelerimiz. Okey. Gidip bir save alalım, sonra videoyu bırakabiliriz. Evimiz de bayağı uzakta aslında. Bu taraflarda da bir ev almak şart. Hatta arabayı da değiştirelim. Garajımız yoktu diye hatırlıyorum çünkü. Gidip save'imizi alalım. Sonra da salalım. Şu anlık bir tane evimiz var. Zaten ona da geçici ev diye söyledi bize. Burası senin geçici evin dedi. Bizim de çok da kalmaya zaten niyetimiz yok. Böyle bir binada. Giriş kötü, çıkış kötü. Barajı yok. Kendimize bir ev alacağız. Onu da bir sonraki videoya bırakalım. Ufaktan bir taşınma işlemine geçeriz bir sonrakinde. Ya bak ice cream. Şeyleri, dondurma, bizim dondurma şeylerin fabrikaların şeyleri, makine, araçları. Okey, baksana binaya, bu binayı değiştirmemiz lazım acilen. Bu böyle bir oyun, böyle bir mod. Bunun devamı gelir. Aa bak, burada oyunu kaydediyoruz. Şurada silahlarımızı, bütün silahları boşaltıyoruz. Üstümüzdeki. Bu da keep your pills, yani ilaçları güvende tutmak için kullanabileceğiniz bir seçenek. Biz oyunumuzu kaydedelim. Devamına sonra bakarız. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.